Merhaba sevgili arkadaşlar. Açık Öğretim Lisesi İngilizce 5 dersine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 4. dersimizde sizlerle used to konusunu işleyeceğiz. Hemen giriş yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar used to konu olarak geçmişle alakalı bir konu. Geçmiş zamandaki alışkanlık niteliğinde yapılanları ya da sıklıkla meydana gelen olayları ifade etmek için kullanıyoruz. Yani genellikle alışkanlıklarımızdan bahsederken yani şöyle mesela 10 yıl önce şunu yapardım. Artık yapmıyorum ya da azalttım. Ya da babam gençken sigara içerdi. Artık içmiyor ya da çok azalttı gibi. Hemen örnek cümlelerimize bakalım arkadaşlar. Bir cümlemiz we used to play in the street in the past. Geçmişte eskiden sokakta oyun oynardık. Bakın arkadaşlar used to kendinden sonra fiilimizin birinci hali geliyor. Burası önemli arkadaşlar. Konumuzun ilerleyen kısımlarında yine göreceğiz. İkinci cümlemize bakalım. My grandfather, dedem used to read us stories. Dedem bize hikayeler anlatırdı. Eskiden meydana gelmiş olan bakın bir alışkanlık. Eskiden yapılan bir alışkanlık. Üçüncü cümlemiz. My mother used to wash the dishes by hand. Annem bulaşıkları elde yıkardım. Şimdi bu cümlenin devamında herhangi bir şey söylemesek bile buradaki used to kalıbından artık bulaşıkları annemin elle yıkamadığı anlamı çıkıyor arkadaşlar. Bu önemli. Used to'nun böyle bir özelliği var. Bakalım bir tane daha cümlemiz. I used to eat fish. Balık yerdim. But I don't like it now. Ama artık sevmiyorum. Bakın bu da devamı. Arkadaşlar devamı olan cümlelerde used to'da geniş zaman cümleleri kullanırız arkadaşlar. Eskiden balık yerdim ama artık bakın yemiyorum. Evet böyle resimli örneklerimiz var arkadaşlar. Hemen şuna bakalım. Bakın 1980'lerde çekilmiş bir resimle 2015 yılında çekilmiş bir resim var. Bakalım arkadaşlar. There used to be lots of trees in Istanbul. Eskiden İstanbul'da bir sürü ağaç vardı ama artık görüyorsunuz arkadaşlar there are lots of high buildings in Istanbul now. Evet artık şu anda İstanbul'da birçok yüksek bina, birçok gökdelen var. Bakın değişim arkadaşlar. Eski bir durumla yeni durumu gösteriyor. Yine konumuzla alakalı. Evet 1993 yılındaki durumuyla bu arkadaşımızın 2015'teki durumu var. Bakın eskiden saçlarını görün. Şimdiki saçları daha kısa. Bundan bahsedecek muhtemelen. I used to have long hair. Uzun saçlarım vardı. Bakın when bağlacını burada kullanıyoruz arkadaşlar. Ben çocukken. When I was a child. Arkadaşlar örneklerde görüldüğü gibi used to'dan sonra fiilimiz her zaman birinci halde arkadaşlar. Yani yalın halde kullanıyoruz. Bir de used to'da birazdan göreceğiz. Simple past tense alakalı olduğu için simple past tense'in zaman zarflarında kullanıyoruz arkadaşlar. Evet bakın işte burada simple past tense ile beraber kullanılan used to ile beraber kullanılan zaman zarfları mesela in the past eskiden geçmişte 10 years ago 10 yıl önce when I was child ben çocukken when we were students biz öğrenciyken when I was single ben bekar iken when we lived in the village, biz köyde yaşarken virgül deyip bunlar arkadaşlar bakın. Buradan sonra used to ile cümlemizi kuruyoruz. Evet, hemen arkadaşlar bir hazırlık örneğimiz var. Bakalım beraber. Yine ben ilk 3 tanesini yapayım. Kalanı size bırakayım. Aşağıdaki cümleleri Türkçe anlamlarıyla eşleştiririz. Evet bakalım arkadaşlar. Birinci örneğimiz. My father used to work in a factory. Babam fabrikada çalışırdı. O zaman bakın C şıkkı olarak hemen karşımıza çıktı. İkinciye bakalım arkadaşlar. When I was child diyor. Ben çocukken I used to play with marbles. Ben çocukken misketlerle oynardım. Bakın arkadaşlar A şıkkında hemen çıktı. Çocukken misketlerle oynardım. Üçüncü sorumuza bakalım arkadaş cümlemize. We used to milk the cows in our farm. Çiftliğimizde İnekleri sağardık. Değil mi arkadaşlar? O zaman bakalım. Çiftliğimizde ineklerin sütünü sağardık. Evet bakın. E şıkkı. Dikkat ederseniz arkadaşlar used to'dan sonra mutlaka fiilimizin birinci hali geliyor. Evet arkadaşlar. Şimdi devam edelim.
Soru cümlelerine bakalım arkadaşlar. Madem used to geçmiş zamanla alakalı eskiden yaptığımız ya da yapmadığımız alışkanlıkları kullanırken anlattığımız cümle, o zaman biz used to'da soru sorarken geçmiş zamanın yardımcı fiili olan did yardımcı fiilini kullanacağız arkadaşlar. Olumsuz yaptığımızı da birazdan göreceksiniz. Didn't diyeceğiz. Bakın burada bir cümlemiz var. Did you used to have a computer when you were a child? Çocukken bilgisayarın var mıydı? Burada dikkat etmemiz gereken nokta, did yardımcı fiiliyle soru yaptığımızda used to kelimemizdeki kalıbımızdaki d'nin burada olmaması. Bakın arkadaşlar, d yok. Çünkü simple past tense hatırlayın, sorularda fiilimizin birinci haliydi. Hemen verilen sorulara beraber bakalım. Did you used to work on Saturdays? Cumartesi günleri çalışıyor muydunuz? Bakın, did ile sorulmuş. Used to. Bakın, d kalkmış ve fiilimizin de birinci hali arkadaşlar. Did you used to study hard when you were a student? Bakın, when you were bağlacına dikkat edelim. Sen bir öğrenciyken, sen öğrenciyken çok ders çalışır mıydın? Used to'muz yalın halde. Bakın arkadaşlar, diye yok ve fiilimizin birinci hali. Bir diğer cümlemiz. Did your mother used to work when she was single? Annem bekarken çalışıyor muydu? Did your mother used to work? Diğer bir cümlemiz arkadaşlar. Did your parents used to live in the village? Annenle baban köyde mi yaşıyorlardı? Bakın, did sorumuz, used to ve fiilimizin birinci hali. Son cümlemiz. Did Hülya used to wear glasses in the past? Hülya eskiden used to wear glasses, gözlük takar mıydı cümlesi. Evet. Hazırlık 2'ye bakalım arkadaşlar. Evet. Aşağıdaki cümleleri örnekteki gibi soruya çeviriniz. Arkadaşlar bize cevaplar verilmiş. Bakın, her bir cevap yes no ile başladığına göre bu evet hayır sorusu olacak. Ben cümlelerden ilk iki tanesini yapacağım. Diğerlerini size bırakacağım arkadaşlar. Bizden yapmamız gereken bunları soru cümlesi haline getirmemiz. Yani soru sormamız. O zaman yes no da başa geldiğine göre, böyle bir cevap olduğuna göre did ile soracağız değil mi arkadaşlar bu soruları? Bakalım, birinci cümlemizde bir soru sorulmuş. Cevabında yes, I used to ride a bike when I was a child. Evet, ben çocuk iken bisiklete binerdim demiş. O zaman ne diyeceğiz? Bakın arkadaşlar, did you use, bakın arkadaşlar d yok sorularda, used to ride a bike. Gerisini siz yazarsınız arkadaşlar. Evet. Did you used to ride a bike when you were a child? Sen bir çocukken bisiklete biner miydin? Böyle bir alışkanlığın var mıydı? İkinci cümlemize bakalım ve devam edelim. Diğerlerini size bırakacağım. Öyle bir soru sorulmuş ki cevabında no, I didn't used to have a mobile phone. Hayır, cep telefonum yoktu. O zaman did you ile soracağız değil mi arkadaşlar? Var mıydı? Did you used to have, sahip miydin, var mıydı? Did you used to have a mobile phone? No, I didn't used to have a mobile phone. 3, 4 ve 5. cümleleri size bırakıyorum sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz bakalım. Hazırlık 3. Aşağıdaki cümleleri verilen isimlerle eşleştirin diyor arkadaşlar. Biz yine ilk iki tanesini yapıp diğerlerini sizlere bırakacağım. Birinci cümlemiz arkadaşlar. We didn't used to travel by plane. Uçakla seyahat etmezdik. Didn't used to. O zaman arkadaşlar, uçaklı resmimiz hangisi? Evet. 3 numaralı resmimiz, bakın arkadaşlar. Evet. 3 numaralı resmimiz A şıkkı. We didn't used to travel by plane. İkinci cümlemize bakalım arkadaşlar. Diğerini size bırakacağım dediğim gibi. I used to work on the farm when I was young. Ben gençken on the farm, çiftlikte çalışırdım. O zaman çiftlikle alakalı bir resim bakacağız şıklarımızda. Evet arkadaşlar. 6 numaralı alışımızda bakın. Çiftlikte çalışan, tarlada çalışan daha doğrusu bir kişinin resmini görüyorsunuz. Evet, bu da sorumuzun cevabı olmuş olsun. Diğerlerini size bırakıyorum. Arkadaşlar, konumuzu bitirdik. Şimdi sizlerle konumuzla alakalı soruları beraber çözelim. Konumuzu pekiştirmek adına. Evet, birinci sorumuzla başlayalım. Şöyle birinci sorumuza başlayalım. I blah blah have long hair, but I had it all cut off. Evet, hepsini kestirdim. Uzun saçlarım vardı diyeceğiz arkadaşlar. Bakın, şıkları elediğimizde saçlara sahiptin, saçlarım vardı. I used to have long hair.
Uzun saçlarım vardı. But I had it all cut off. Hepsini kestirdim. İkinci cümlemize bakalım. There used to, buradan sonra gelecek olan fiili biliyorsunuz ki arkadaş, used to'dan sonra gelecek olan fiilimiz her zaman birinci halde oluyor. O zaman şıkları hemen bakalım. Hiç cümlemizin geri kalanını okumamıza gerek yok. Bakın been üçüncü hali, being ing almış, was, were ikinci hali. Used to'dan sonra fiilimizin her zaman birinci hali kullanılacağı için o zaman there used to be a cinema in the town. Şehirde, kasabada bir sinema vardı. But now there isn't. Ama artık yok. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Üçüncü sorumuza bakalım arkadaşlar. Blah blah you blah blah to stay alone at nights when you were a child. Sen bir çocukken geceleri yalnız kalır mıydın diyecek. O zaman biz bunun geçmiş zaman olduğunu zaten was were olduğu için bağlaştı anlıyoruz. O zaman am'i çıkartıyoruz arkadaşlar. Did ile başlayacak değil mi birinci kısmımız? Did you? Arkadaşlar biz biliyoruz ki sorularda da used'daki d2 de kalktığına göre did you used to? Bakın D2 yok arkadaşlar, D harfi. Did you used to stay alone at nights when you were a child? Sen çocukken geceleri yalnız kalır mıydın? Diyor arkadaşlar. Üçüncü sorumuza bakalım. Yine bir evet hayır sorusu. Blah blah you blah blah to watch horror films when you were a little kid. Sen küçük bir çocukken korku filmleri izler miydin diyecek. Yine arkadaşlar bakın eliyoruz. Did ile başlayacağı için. Arkadaşlar sorularda use'un sondaki D kelimesi de kalkacağı için D harfi de. Did you used to watch horror films when you were a little kid? Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Beşinci sorumuz. She blah blah wear glasses when she was a young girl. O küçük bir kızken gözlük takardı diyeceğiz. O zaman used to ile alakalı yani eskiden yapılan alışkanlıkları anlatırken kullanacağımız kelime used to. She used to wear glasses when she was a young girl. Altıncı sorumuz. My father blah blah drink milk when she was young. Babam gençken süt içerdi diyeceğiz arkadaşlar. Alışkanlık bildiren kelimemiz used to olduğu için doğru cevabımız A şıkkı. Yedinci sorumuza bakalım. I blah blah watch horror films when I was young. Ben gençken korku filmi izlerdim ya da izlemezdim. Ama cümlenin devamında I wasn't afraid of them. Onlardan korkmuyordum dediğine göre zaten demese bile doğru şıkkımızın C şıkkı olduğu anlaşılıyor. I used to watch horror films. Korku filmi izlerdim. Sekizinci sorumuz. I used to blah blah short pants when I was a child. Ben çocukken kısa pantolon ne yapılırdı pantolon arkadaşlar? Travel seyahat etmek, work çalışmak, kira ağlamak. I used to wear giymek. I used to wear short pants when I was a child. Ben çocukken kısa pantolon giyerdim. Dokuzuncu sorumuza bakalım sevgili arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuz. I used to blah blah cartoons when I was a child. Ben çocukken çizgi film ne yapardım? Talk konuşmak, wear giymek, travel seyahat etmek, used to watch cartoons. Bakın burada fiil bilgisi, daha doğrusu anlam bilgisi istediği için tüm kelimeleri bilmemiz lazım verilen şıktaki fiilleri arkadaşlar. Arkadaşlar son sorumuzla beraber konumuzu bitiriyoruz. When I was a child, ben bir çocukken, I blah blah drink much more milk than now. Şimdi içtiğimden daha fazla süt içerdim. I used to drink much more milk than I drink now ya da than I do now diyoruz. Evet arkadaşlar konumuzu burada bitiriyoruz. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.